Birinci siz Gürcistan vətəndaşı dediniz. O kim idi? Onun pulunu kimler aldı? 650 min dediniz. İndi özü hardadır o kadın? Onu deyin zəhmət olmasa. Benimle Mirvan Aliyev fonduna çıktı benimle. O da benimle ne diyorlar işte şeye Prezident Apartmanı'na gittik 3-4 kere. O da benimle onunla beraber onunla tanıştık. Benim vekilin yanındaydı. Orada tanıştık. Onunla beraber gittik. Tural Bey. Yani bu kadın 650 bin dolarını DTK polisleri yiyor. 650 bin dolar. Bir dakika sor. DTK işçileri ne vaxt olub bu təxminən? Hansı ildə olubdu? Bir zəhmət ona deyin. Çünki ola bilər indiki rəhbərli Əlin Ağıyev deyər ki, mənim əvvəlki tarixdə baş verənlərdən xəbərim yoxdur. İli deyin zəhmət olmasa. Bir dəqiqə. 2020 olmalı. Ben sana vekilin numarasını atarım. Səhər çəkilişdən sonra. Çünki onun da vekili, o biliyor. Bütün mahkemeleri kazandılar Tural Bey. Kazanıyorlar. Ali mahkemesini de kazandı. Ama DTK koymadı pulu vermeye. Koymadılar. 2020-ci ildə artıq Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Əlin Ağıyev idi və əlbəttə ki, köhnə amam köhnə tas DTK həmişə oğurluqla, quldurluqla məşğul olubdu, pulunu almaqla məşğul olubdu və indi davam edir Əlin Ağıyevin rəhbərliyi altında. Buyurun, davam edin. Bu bitti 650 bin dolar. Janasiya, Leyla, Mikhail, Lovna. Gürcü vatandaşı ve Gürcistan hükümeti nota verdi Azerbaycan hükümetine. Nota verdi. Bakın size söyleyeyim. Tural Bey benim için de nota verdi. Benim için de. Ama işin arkasında Muharrem Aliyev olduğu için, Adil Aliyev olduğu için düzmece bir rapor. Şimdi ben Bakü'de değilim ki, benim ağzımdan orada laf yazmışlar. Benim yerime gol çekmişler ya şerefsizler. Benim haberim yok. 2-3 tane tanımadığım şahidi getirmişler, gol çekmişler. Ulan ben İstanbul'dayım. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Sonra Tural Bey, tefeci Babaş bundan 5000 dolar aldılar benim gözümün önünde galanda. Bu benim alacaklı olduğum 40 bin dolar, pardon 20 bin dolar alacaklı olduğum şerurlu şey de şerurlu polis adaletle Muharrem Aliyev de şerurlu. Bu şerurlu kavga etti tefeciyle, pul satanla, adminle. 102'ye zenk vurdular, polise gittiler. Orada ben biliyorum tefeci Babaş türmeye girmemek için, pul satıyor ya, girmemek için 5000 dolar verdi. O telefon meselesini anlattım şeyde, 18 Oktyabr'da aeroportta. 2022'de Oktyabr'da. Benim hanımım gözünde, ben de şahidim, bütün aeroport şahit, telefonu uğurlandı. Türk sernişin, Türk yolcunun telefonu uğurladı, polis uğurladı. Tural Bey, İstanbul'da çok büyük bir derman fabrikası var. Benim yakın yoldaşım, çok iyi yoldaşım. Vega İlaç, biz ilaç diyoruz dermana. Bunun 650 bin doları var. Bu işin içinde de polisler var. Her şeyi kanuni yapıldı bu işlerde ama pulunu alamadı. Vilayet Ayvazov, soruyorum sana, Muhammed Kuloğlu bina işi dikiyor, bina dikiyordu Azerbaycan'da. 1 milyon 50 bin dolarını yediler. 1 milyon 50 bin dolar. Onun şerii sahip İbrahimov şu anda türmede cinayet suçundan. Niye? Pulunu istediği için. Tural Bey, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi saydım size benimle beraber. Yani o kadar daha çok var ki şu anda Türkiye'de yaklaşık 100 bin kişinin pulunu yedi. 100 bin kişinin. Ya ben 2020'de pandemiden bir ay önce öz maşinimle Bakü'ye gittim. Allah şahit, yol polisi, trafik polisi beni 50 kilometre dalımdan geldi. 50 kilometre. Baktı ki ben hata yapmıyorum, düz gidiyorum. Önüme geçti. Ya adam bana diyor ki, bana diyor 30 manat vereceksin. Niye 30 manat vermeliyim sana dedim. E diyor çay kahve pulu diyor. Ya niye vereyim ulan, altındaki arabaya yazık. BMW lan! Altındaki araba BMW şerefsiz. Onun yaktığı benzini biliyor musun sen? 30 manatlık benzin yaktın peşinden. Kardeşim bakın, yanınızda Gürcistan var. Gürcistan'a bir tane Mikhail Saakashvili geldi. Adam bir günde düzeltti, bir günde rüşveti bir günde bitirdi. Bugün
Gürcistan Avrupa Birliği'nde. Doğru mu Tural Bey? Avrupa'ya giriş çıkışı var. Serbest dolaşım var. Avrupa Birliği'ne girdiler. Azerbaycan sen neredesin? Gürcistan yılda 10 milyar dolar turizm geliri yapıyor. Azerbaycan sen neredesin? Sen her sene 30-40 milyon dolar veriyorsun. Ferrari yarışları yapıyorsun ki halk Azerbaycan'ı tanısın. Sen Azerbaycan'ı böyle mi tanıtıyorsun? Milleti uğurlayarak, canını yakarak, öldürerek, gasp ederek, evin alarak, malını alarak, uğurluk yaparak böyle mi tanıtıyorsun sen? Yazıklar olsun. Bana ne dediler biliyor musun? Bak sana ilk defa söylüyorum. Tural Bey, Bakü'den bana telefon geldi. Bana dediler ki sen bir video çek, Azerbaycan'a at bize. Ben ne diyecekmişim orada? Ey Vilayet Ayvazoğlu. Ha şeylerim, ben senden özür diliyorum. İşte muhalif televizyonlar, muhalif insanlar beni kışkırttı, bana pul verdiler veya bana böyle yaptılar. Sizin dalınızdan konuşayım diye. Ben sizden özür diliyorum. Ben video çekecekmişim. Ben bunları atacakmışım. Puh! Kahve miyim ulan ben? Doğru neyse, düzlük neyse onu konuşacağım. Bana kimse yalan konuşturamaz. Yemin ediyorum bana bunu dediler. Bunu teklif ettiler Tural Bey. Hazretle beraber, biz Hazretle beraber, bakın vaktini de söylüyorum size, vaktini de söylüyorum. Bir aya çok büyük aksiyalar yapacağız. Ankara'ya gidiyoruz, Ankara'da. Bunu siz canlı, ben size canlı kamerada izleteceğim. Çok büyük aksiyalar yapacağız. Yerini söylemiyorum ama zamanı söylüyorum. Bir ay sonra bütün dünya, bak bütün dünya televizyonları bizi izleyecek, bizi kamera. Videolar yapmayı unutmayın ve Azad Söz'e gönderin. Tabii ki, tabii ki. Videolarımızı vaktinde izlemek isterseniz YouTube kanalımıza abone olun.